Poppy Playtime isimli oyunun çocuklarda yarattığı, yaratabileceği tehlikeleri daha önce de ekranlarınıza getirmiş ve uyarıda bulunmuştuk. Maalesef kötü haberler gelmeye devam ediyor oyunla ilgili. Oyundaki Huggy Wuggy isimli karakter çocukları yakalamaya çalışıyor, boğazlarını sıkıyor. Çocuklarsa oyundaki bu sahneleri göre göre aynılarını birbirlerine uygulamaya başlayabiliyor. Yani bir akran zorbalığına kadar varabiliyor bu tehlikeli süreç. Zeynep Timurlenk Bozut ve Arif Soner Kalkan'ın haberi. Bu oyuncağı? Evet. Huggy Wuggy. İnsanları yiyor. Koşarak bizi yakalıyorlar. Ağzını kocaman açıyor. Çok korkutucu oluyor. Ürkütücü görüntüsüyle çocukları korkutuyor, rüyalarına giriyor, onlara anksiyete yaşatıyor ve akran zorbalığına kadar sebep oluyor. İşte bu Poppy Playtime isimli oyunun Huggy Wuggy karakteri. Çocukların karşısına sosyal medyadan oyun platformlarına, sokakta bu oyuncakları satan dükkanlara her yerde çıkıyor ve sonuçları çok kötü oluyor. Okullarda boğaz sıkma, zorbalık, özellikle bu oyun oyuncakların etkisiyle kavga ve şiddette ciddi bir artış söz konusu. Dişleri çok kötü. Sana ne hissettiriyor baktığında? Korku. Biraz boğaz sıkma vesaire. Ürkütücü, korkutucu, rüyasında da gördüğünü biliyorum. Oyuncaktan oyuna ve videolara gittiği zaman işte çocuk orada bir şok geçiriyor. Çünkü korkunç sahneler var. Oynadım ama sevmedim. Önüme çıktı, korktum birden. Yaş aralığı olarak 12 yaş üstü olarak belirtilse de bence 15 yaşın altında kesinlikle oynanmaması, izlenmemesi gereken bir oyun. Tehlikeli bir şey tabii. Çok tehlikeli bir şey. Psikolojiler bozuluyor yani. Gece kabusları. Yani gece terörü dediğimiz gece kabusları görülmeye başlıyor. Alt ıslatma, kekemelik, dikkatte bozulmalar başlıyor. 7 aylık hamile olan bir annenin 5,5 yaşlarında, 6 yaşlarında olan bir oğlu şunu söylüyor. Anne, kardeşim doğduktan sonra ben onun boğazını sıkacağım biliyor musun diyor. Anne de şaşırıyor. Neden oğlum diyor. Çünkü diyor Huggy Wuggy öyle yapıyor anneciğim. Her yerde karşıma çıkıyor. Oyuncağını istedi. Oyuncakçılarda çok var zaten bu karakter. Anneler, babalar, çocuğunuzun bu oyunu bilmemesi onu korumaya yetmiyor. Her yerde ulaşabileceği, erişebileceği bu oyuncak o oyuna ve daha sonrasında da psikolojik kalıcı hasarlara sürükleyebiliyor. İşte bu yüzden çocuğunuza bu oyuncağı ve türevlerini almayın. Aile bilinçli olacak. Aile çocuğun izlediği oyunları, oynadığı oyuncakları mutlaka bilmek zorunda, takip etmek zorunda, gözlemek zorunda. Çocukların her istediği oyuncağı almayın. Bence korkunç bir oyun, siz de oynamayın.